atamız Como Gölü. Burası İtalya'da oldukça ünlü bir yerdi. Gelmesek olmaz dedik ve şu an Como'dayız. Burada çocuklar sahil gibi yapmışlar. Denize giriyorlar ama biraz pis. Tabii burası. Ama doğası çok güzel. Şimdi biraz gezelim ve size burayı aktarayım. Como'nun yanında güzel bir park var. Zaten herkes burada çayır çimen yatıyor millet. Burada da şöyle hanımefendiler çok güzel el işleri yapıp satıyorlar. Ben de iki tane tütsü aldım. Birisi güllü kokuyor, ötekini bilmiyorum, kokusu çok hoşuma gitti. Tanesi 10 euroydu. Tütsü manyağıyız da biz evde. Vaa, çok seviyoruz böyle yakıp. Birisi de kötü enerjiyi falan temizliyormuş, çok da anlamam. Bakalım, o çok güzel. Tanesi 10'ar euroydu, 20 euroya ikisini aldım. Bakacağız akşam kokusuna. Hemen parkın yanında böyle yemeli içmeli yerler var. Hani çok da hijyenik mi bilmiyorum da acıktırsanız diyelim yiyebilirsiniz. Burada ne ararsan var ya, amca bak. Amca resim çiziyor. Allah'ı çiziyor. Emektar amcanız var, güzel çizmiş. Burada biri başka bir şey yapıyor. Aa, yağlı tablo. Yağlı boya. 10 euro. Belediyemiz çalışıyor. Boru döşecekler herhalde. Şimdi marinaya doğru ilerliyoruz. Belki tekne turu vesaire vardır. Bineriz. Bir de finiküler çıkıyormuş şu tepeye kadar. Eğer varsa ona da bir şöyle bir dağ bayır yukarıdan bakmak güzel olabilir şehre. Bakalım. Şimdi Como Gölü'nün kenarından gidiyoruz. Şimdi Como'yu yukarıdan görebiliriz demiştim ve zirveye çıktık finikülerle. Efsane bir manzaramız var. Şöyle göstereyim. Bütün şehir ayaklarınızın altında burada. Şu uzaklarda ufkumuzda da Milano'yu görüyorsunuz. Milano şehri de buradan gözüküyor. Yukarı çıkarken giriş dönüş bilet fiyatı da 5.70 euroya geliyor. Yani 5.70 vererek yukarıya çıkıp 15 dakikada bir zaten finiküler var. Gece 10.30'a kadar da devam ediyormuş zaten ulaşım. Herhangi problem yaşamazsınız. Burada şehri izleyebilirsiniz ve burada restoranlar da var. Ya bu muhteşem manzaraya karşı yemeğinizi yiyebilir ya da bir şeyler içebilirsiniz. Şimdi ben de bir şeyler içeceğim. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, Como'dan kapanışı yapıyorum artık. Son olarak Como meydanındayız. Burada çok güzel restoranlar var. Böyle yemek yiyeceğiniz tarihi binaların altında ve burada da bir yine katedral var. Katedral manzaralı. Çok güzel yemekler yiyebilirsiniz ve şarap içebilirsiniz. Şimdi ben burada yemeğimi yiyeceğim, bir şeyler içeceğim. Sonra da İsviçre'ye doğru yol alacağım. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir vlogda ve gezide birlikte görüşmek üzere.